İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni stüdyomuzda Fox Haber'de yeniden sizlerle birlikteyiz. Türkiye çok kritik günlerden geçiyor. İsrail'le yaşanan krizde tansiyon giderek yükseliyor. Bu arada terör belası da hepimizi kasıp kavuruyor. Kalleş terör örgütü dün gece de Şemdinli'de kan döktü. Polis ve jandarmaya yapılan roket atarlı saldırıda bir asker, bir polis, iki güvenlik görevlisi şehit oldu. Ne yazık ki bu korkunç saldırıda 3 sivil de hayatını kaybetti. Şemdinli'de saatler süren o baskın ve çatışma anlarının dehşet yaratan görüntülerini az sonra ekrana getireceğiz. Ama Başbakan'ın önemli sözlerini aktaralım size önce. Başbakan Erdoğan ilk kez Mavi Marmara'da 9 Türk'ün öldürülmesi için savaş sebebiydi dedi. Erdoğan baskının yaşandığı o günlerde savaştan nasıl kaçındıklarını anlattı ve bu İsrail'in yanına kar kalmayacak diyerek kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Sevgili seyirciler, Akdeniz'in suları giderek ısınırken Başbakan Erdoğan çok önemli bir gezi için bu akşam Kahire'ye uçuyor. Hemen biz de kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. Fox Ankara Haber Müdürü Tülay Ünal Öç'ten karşımda. Tülay, çok yoğun bir gündem var. Diplomasi, güvenlik, herkes ayakta. Bütün konuşulan, bütün tartışılan 3 konu: kara harekatı, Akdeniz'in ısınması ve Başbakan Erdoğan'ın Arap Baharı turu. Seni dinliyoruz değerlendirmen için. Nazlı, evet, gerçekten senin de söylediğin gibi Ankara'nın mesai... Sevgili seyirciler, Şemdinli'de terörün o korkunç yüzünü kamera bu kez anı anına kaydetti. Saldırının yapıldığı noktaya çok yakın bir yerde düğün vardı. Davetliler eğlenirken silahlar patladı ve müthiş bir panik yaşandı. İşte yaşanan korkuyu anlatmak için kelimelerin yetersiz kaldığı o anlar. Şimdi iki çocuğun hem yürek burkan hikayesini hem de mutluluğunu izleyeceksiniz sevgili seyirciler. Eda ve Meleğin hikayesi. İkisi de sedef hastasıydı, yaraları var diye arkadaşları onlarla oynamıyordu. Ama şimdi ikisi de iyileşti ve hayata yeniden merhaba dediler. Önce ailesiz kaldı, sonra evi de alındı elinden. 3 parça eşyasıyla sokağa atıldı. Emel Turgut'a onun gibi sokakta kalmış olanlar sahip çıktı. Evsiz kadına sokak çocukları umut oldu. İstanbul Moda Haftası'nda ünlü oyuncu Beren Saat de tasarımcısının defilesini izlemeye geldi. Sadece o da değildi. Defilelerde seyirciler en az podyumdaki mankenler kadar dikkat çekiciydi.